bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüclisullahu teala Allah Teala Habibini oturtacak. Oturtacak. Buyurun. Nereye? Alel arş. Arşın üstüne oturtacak. Oturtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir. Beşer olduğu için oturmak, kalkmak onun sıfatlarındandır. Ona zıt bir şey değil. Ama orada bir şey ma'hu, kendisiyle beraber gibi bir o ma'hu kaydı var. O ma'hu kaydı Allah Teala oturmuş da onu da beraber oturacak anlamına gelmiyor ki. Hiç anlayış diye bir şey yok ya. Ma'hu kendi tecellileriyle, nurlarıyla, fazl-ı keremiyle beraber demek. Çünkü Allah-u Teala oturmaktan, kalkmaktan münezzeh olunca burada ne vardır? Ma'iyyeti, hasa vardır, özel birliktelik vardır yani. Ona bakarsan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Habibi'yle beraber olduğunu söylüyor daha dünyadayken de. Sonra ma'küm eyle ma'küntüm. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre bizimle de mahiyeti var. Zaten tarikat derslerinde mahiyet murakabesi var Allah-u Teala'nın. Birlikte kuluyla beraber olduğunun tefekkürü ve murakabesi var. اِنَّ اَفْطَلِ اِيمَانِ الْمَرِ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ مَا حَيْتُ كَانْ Tarikat derslerinde bile yazıyor bu sahih hadis. İman dereceleri, mertebelerin en faziletlisidir. Nerede olursam olayım, Allah'ın benimle beraber olduğunu bir kulunun bilmesidir. Burada nerede olursam olayım, nerede olursan ol, yaratılanlar hakkındadır nerede olursan ol. Allah-u Teala'nın onunla birlikteliği, Allah-u Teala'nın da onun durduğu yere girmesini istilzam etmez. Şimdi şu arada ben konuşurken Allah-u Teala benimle beraber, sen de dinlerken nerede dinliyorsan seninle de beraberdir. Ama burada Allah-u Teala bizimle beraber olması, Allah-u Teala bu mekana mı sığdı, girdi haşa? Senin evinde mi bulunuyor şu anda? Zat-ı itibariyle haşa. İlmi itibariyle bulunuyor. O bakımdan bunlar böyle eceli cühele adamlar, lukat manası vererekten. Şimdi o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farkı nedir? Fazileti, üstünlüğünün alameti, delaleti nedir? Olur mu? Sen neredesin? Ben Beykoz'un Körele Mahallesi'ndeyim. Şimdi Bodrum kattayım yani şu an. Sen neredesin bilmem, istersen efendim İzmir'desin, istersen Hakkari'desin. Beni alakadar etmiyor. Bir yerdesin yani şu anda. Ben konuşurken sen dinle. Hepimiz bir mekanla mukayyetiz yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle de Allah-u Teala beraberliğinden bahsediyor. Ama o nerede? Nereye Rabbim onu oturtacak? Arşa oturtacak. Arşa oturtacak. Şimdi Allah-u Teala'nın Göre Mahallesi'ndeki bu aciz efendim günahkar kuluyla beraberliği tabii ki benim için büyük bir şeref. Allah-u Teala bizimle beraberdir. Ama hani ki ben mümin kulunum, onun beraberliğine inanıyorum ya, o inanmama sebebiyle şimdi değil. Bu kadar insanla da beraberdir ama bunlar inanmadılar için kusurlandadırlar. Allah onları da hidayet eylesin. Mahiyet sırrını müşahedeye muvaffak eylesin. Amin. Ama Arşurrahman'a hiçbir peygamberi, hiçbir meleği oturtmadığı Arş-ı Alâ'ya Resulün sallallahu aleyhi oturtacaktır. Oturtacaktır. Şimdi benle nasıl beraber olursa ilmiyle, Habibi'yle de beraber olacak. Ama Habibi nerede? Arşın üstünde. İşte fazilet oradan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yükseltildiği makam, işte makam-ı Mahmud, arşın yanında, sağında minber kurulacak dedik. İşte demin evvelki derslerden beri takip edenler bunları, yani hepsini bir arada tabii konuşamıyoruz. Bu itibarla eftaliyet buradan geliyor. Bu konu özel bir başlık altında mutlaka paylaşılmalıdır. Ebu Bekir Sivir Hoca'nın işte bir İbn-i Teymiyeci ile de bu tartıştığı konu bu atıt hadisi budur. Bu hadis-i şerifi bazılarının işte vahidilerin vesaire bazı ulemamızın yani bu sahih değil falan sorun çıkarıyor falan şeklinde reddetmeleri asla yerinde değildir. Çünkü Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği Darekutni'nin sahih dediği bir hadisi görmezden gelemeyiz. Abdülkadir Geylani de Gunye'de naklediyor. Sonra Abdülkadir Geylani niye böyle bu hadisi nakletti? Ya niye nakletmeyecek? Sahih hadis. Sen manayı doğru ver. Mekandan münezzeh olduğunu beyan et. Allah-u Teala mekandan münezzehtir. Abdülkadir Geylani orada başka bir hadiste de Rabbuna Celle Celaluhu bi külli mekan diye bir dua vardır mesela. Meşhur virtlerde. Geçenlerde bir gece namazının peşine o birkaç haftalar evvel
Sürütçe'de miydi neyse. Onu dergide de zikrettik. Ama oraya Abdülkadir Geylani ne yapıyor? Yani diyor bak. Allah Teala her mekandadır. Ama yani Allah Teala'nın zatı mekana girer. Yani diyor ilmu ve kudretuhu celle celalu diyor. İlmi ve kudreti. Hiç gücünün yetmediği etkisinin dışında kalan alan var mı yani? Veyahut bilmediği bir şey var mı? Yani diyor sen oraya. Onu görmüyorsun. Oradan gidiyorsun Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne diyorsun bu hadisi niye koydu? Bu sefer de onu kurtarmak için kitabında des var Hunye'de. İşte efendim başkaları kattı karıştırdı. Ya kardeşim çok ilim lazım bu işlerde ya. Konuşuyorsun da kolaycılığa kaçıyorsun yani. Bunu kolaycılığa kaçmayalım. İlmi konuşalım burada. İlmi konuştuğu zaman etat hadisi sahibi de sahiptir yani. Zikrediliyor. Ama bu nedir? Müteşabihattandır. Daha dolu müteşabihat var. Ya Bukhari desin, yenzili Rabbuna tebârike ve teâkülleyle edilâ semâet mi? Bukhari, Müslüm hepsinde var. Rabbimize her gece birinci kat semaya nüzül eder. Oradaki nüzül inmek midir aşk? Ne ya nedir? Yenzili Rabbuna tebârike ve teâkülleyle tecelli eder. Tecelli eder. Yenzili, nüzül, tecelli. Tecelli demek nurlarını parlatır. Feyzler, bereketler yağdırır demektir. Bunu anlamayacak ne var? Yani bu hadise, etat hadisine niye takıldılar bu kadar ben anlamıyorum. Kur'an'da var ya Rahman-ı Alel Arşistiva. Rahman Arş-ı İstivat var. Yedullah var. Yed bir lügat manasında bizim için konuşursak el. Ne alakası var Allah-u Teala'nın elle şimdi burada? Vebka vecu Rabbim. Rabbinin veci diyor. Veci zatı demektir. Ama bizim hakkımızda kullansan vecu Ahmet'e Ahmet'in yüzü demektir. Bunu anlamayacak ne var yani burada? Tamam çok ilim ister ama anlamak bakımından da biraz akıl yeter. Vehhabi olma bir lüzum yok yani. O, yok Allah'ın eli var aşağı, parmağı var aşağı, yüzü var aşağı. İner çıkar İbn-i Teymiye sapığı gibi efendim. Benim minberden indiğim gibi iner diyor. Sen nasıl diyorsun bunu? Öbür ayetini görmüşsün ki bu müteşabihat var. Buna mana verilmez ancak Allah bilir. Peki muhkem ayette ne diyor? Leyse ki misli şey. Allah'ın misli benzeri hiçbir şey yok. Sen nasılsın inmeni Allah'ın nüzülünü sen kendi inmene benzetirsin. Leyse ki misli şey yok. Hoca İbn-i Teymiye olmuşsun. Kitapları yutmuşsun. Nurettin Yıldız'ın baş müştehidi olmuşsun. Bir şeyden haberin mi yok? Leyse ki misli şey diyor. Şu kadar bir ayet bir ayetin iki kelimesini bilseydin milleti saptırmazdın bugüne kadar 700 senedir, 800 senedir. Ne yapalım ölmüş gitmiş artık İbn-i Teymiye. Allah müstahak ettiği, hak ettiği muameleyi tabi tutsun. Mahvetti bu kadar ümmeti.